أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yıllık hazırlık çalışmamıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber din kültürü yazılı çalışması yapacağız. Şimdi Bismillah diyerek dersimize geçelim. Yani yazılı çalışmamıza geçelim. Sorularımızı teker teker sormaya başlayalım. Sizin için çok güzel, çok harika. Kesinlikle 100 alabileceğiniz ve gerçekten de dinimizi öğretmeye gayret ettiğimiz bir soru çalışması hazırladık arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları kutucuklarda verilen ifadede uygun olarak tamamlayalım. Şöyle güzelce bir bakalım. Her şeyin Allah Celle Celaluhu muhtaç olması. Her şeyin Allah Celle Celaluhu'na muhtaç olması ve Allah Celle Celaluhu'nun hiçbir şeye muhtaç olmamasına Samet denir. Aynen öyle. Bunu şuradan da hatırlayalım. Kul huvallahu ehad de ki o Allah birdir. Allahu Samet. Allah Samet'tir. Yani her şey ona muhtaçtır. Allah Celle Celaluhu hiçbir şeye kesinlikle muhtaç değildir. Allah Celle Celaluhu ismi, hangi ismi? Rahim. Bu dünyada iken iman edip güzel davranışlarda bulunanlara ahirette nimet vermesi. Bakın sadece bu dünyada iken. Rahim. Rahim. Çok güzel. Rahmansa hem herkese. Herkese, tüm dünyada yaşayanlara, tüm dünyada yaşayanlara, hepsine imanlı, imansız, kafir, mümin, münafık ayırmadan hepsine Rahman sıfatıyla tecelli buyuruyor. Hepsini yediriyor, içiriyor, Celle Celaluhu yaşatıyor. Kur'an-ı Kerim'in 112. suresi olan İhlas suresi, çok güzel koyalım, kısa bir süre olup 4 ayetten oluşmuştur. Süre Allah Celle Celaluhu'nun varlığı, birliği ve diğer özelliklerinden bahsetmektedir. Nelerden bahsetmektedir? Kısaca söyleyelim. De ki, o Allah birdir. Yani eşi ve benzeri olmayan tek varlıktır. Allah Samet'tir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmamıştır. Lem yelid ve lem yulet. Doğurmamıştır ve doğmamıştır. Ve lem yekullehu küfüven ehadı. Onun hiçbir dengi yoktur. Yoktur. İhlas suresinin anlamını bilmeniz çok önemli ve ara sıra videomuzda da bu dersimizde de sizlere tekrar edeceğiz ve bunun için de küçük bir bölüm sizin için ayırdık arkadaşlar. Yalnız Allah Celle Celaluhu'na ait güzel isimlere Esma-ül Hüsna denir. Esma-ül Hüsna. Allah-u Teala'nın esması Celle Celaluhu, Celle Şanuhu. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım. Hep beraber incelemeye başlayalım çocuklar. Allah Celle Celaluhu'nun görmesi için göze, aydınlığa, uzaklık ve yakınlığa ihtiyacı yoktur. Yoktur. Doğru mu? Doğru. Doğru. Kur'an-ı Kerim'de geçmiş toplumlarla ilgili anlatılan ibret verici olaylara suhu denmez. Ne denir? Kısa denir. Kısa denir. Allah Celle Celaluhu'nun Rahman isminin bir gereği olarak insanlar arasında Müslüman olan veya olmayan şeklinde bir ayrım yapmadan herkese nimetlerini verir. Doğru. Çok güzel. İstediğimiz şekilde dua edebiliriz. Doğru. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği tevhid inancını koruyan Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilmesinden önce Allah Celle Celaluhu'nun varlığına ve birliğine inanan kimseye Hanif denir. Doğru. Doğru mu? Doğru. Kesinlikle doğru. Aşağıdaki verilen sıfatların ne olduklarını yazınız. Bakın hemen şöyle bir Allah-u Teala'nın sıfatlarını hatırlayalım ve beraber bakalım. Allah-u Teala'nın Allah Celle Celaluhu'nun her şeyi bilmesi İlim. İlim zaten bilmek. İlim. Allah Celle Celaluhu'nun her şeyi görmesi Basar. Görmesi basar. Çok güzel. Peki Allah Celle Celaluhu'nun her şeyi işitmesi Semi. Evet. Sen iyi.
Allah Celle Celaluhu'nun her şeyi yaratması tekvin. Tekvin sıfatı, yaratma sıfatı hangisi? Tekvin. Bunu unutmayın çocuklar. Allah Celle Celaluhu'nun gücünün her şeye yetmesi kudret. Kudret, kulli şeyin kadir. Her şeye gücü yeten Allah Celle Celaluhu'dur. Evet, sorumuzu okuyalım. Yukarıdaki verilen bilgilerden yola çıkarak ulaşabileceğimiz sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Hangi bilgiler verilmiş bize? Evrendeki gezegenlerin birbirlerine olan uzaklıklarının değişmemesi. Allah Celle Celaluhu öyle bir düzende kurmuşlar ki yüzüyorlar. Ve aynı yörüngede yüzüyorlar ve değişmiyorlar. Atmosferi oluşturan gazların belirli bir oranda olması. İşte o oran denirse neler olur biliyor musunuz çocuklar? O oran Allah Celle Celaluhu'nun belirlediği orandı. Güneşin her zaman doğudan batıp batıdan batması. Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu mükemmel bir kanun. Gece ve gündüzün birbirini izlemesi, takip etmesi. Şimdi bunları okuduk. Bakalım. Atmosferin kat kat yaratıldığı verilmiş mi? Verilmiş. Belli oranlarda. Bakın. Evet. Güneşin yaşamamız için önemli olduğu. Evet. Bunlar ulaşabileceğimiz sonuçlar mı? Evet. Evet. Gezegenlerin birbirine çok uzak olduğu. Evet. Uzaklıklarının değişmemesi. Bak şimdi. Buradaki soru da bize diyor ki yukarıda verilenlerden yola çıkarak ulaşabileceğimiz sonuç. Biz bunların hiçbirine ulaşamayız ki. İyi düşünün çocuklar. Bu tür sorularda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bu nedenle bu şekilde davranmaya çalıştım. Atmosferin kat kat yaratıldığı, güneşin yaşamamız için önemli olduğu, bakın buradaki parçadan bahsediyoruz. Gezegenlerin birbirine çok uzak olduğu. Hayır. Ama evrenin mükemmel bir nizam, intizam ile yaratıldığı, her şeyin bir düzende olduğu konusu çıkarılır mı? Evet. İşte bu. Bakın bu tür şeylerde kesinlikle yanılmayınız. Çok dikkatli olunuz. Allah Celle Celaluhu'nun bir ve tek olduğunu kabul edip ibadeti yalnızca onun için yapmak şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bence tevhid. Şimdi sorumuz bize ne diyor? Allah Celle'nin bir ve tek olduğunu kabul edip ibadeti yalnız Allah için yapmaktan bahsediyor. Bu İhlas. Aynen öyle. İhlas. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı yer ve gök bozulur giderdi. Enbiya suresi 22. ayeti kerime. Yukarıda anlamı verilen ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Çıkarılamaz. Şimdi eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı yer ve gök bozulur giderdi. Evet. Evrende bir düzenin olduğundan bahsetmiş mi Allah? Evet. Bahsetmiş. Birden fazla ilah olması durumunda evrendeki düzenin bozulacağından mı bahsetmiş? Evet. Bahsetmiş. Evrenin bir tek yaratıcı tarafından yaratıldığından bahsetmiş mi? Bahsetmiş. Allah Celle Celaluhu tektir. Tektir. Tek yaratandır. Birden fazla ilah olması durumunda evrendeki düzenin bozulacağı bahsetmiş. Yeryüzünün göklerden önce yaratıldığından bahsetmiş mi? Bu sonucu çıkarabilir miyiz? Cevabımız B. Cevap B arkadaşlar. Yüce Allah Celle Celaluhu insanı diğer varlıklardan daha üstün özelliklerde yaratmıştır. Yukarıdaki ifadelerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabiliriz? Allah Celle Celaluhu insana önemli bir ayrıcalık vermiştir. Bakın buradaki bunu anlatmaya çalışıyor. İnsanın sıradan bir varlık olduğu değil. İnsanın hareketli bir varlık olduğu değil. Bütün varlıkların birbirine benzediği değil. Hayır. Allah Celle Celaluhu burada bize insanın ayrıcalıklı bir varlık olduğunu bahsediyor ve Kur'an-ı Kerim'de zaten daha değişik yerlerde ahsen-i takvim'den bahsediyor. En güzel suretle yarattım diyor insanı. Allah cevabımız Celle Celaluhu. D seçeneği arkadaşlar. D seçeneği. O
Karada ve denizde ne varsa bilir. Her şeyi bilir Celle Celaluhu. Onun ilmi dışında bir yaprak bile kıpırdamaz, düşmez. O yerin karanlıkları içinde tek bir taneyi dahi bilir. En'am suresi. Yukarıdaki ayette Allah Celle Celaluhu'nun hangi sıfatına vurgu yapmaktadır? Bence en çok ilimden bahsetmiş, bilmekten bahsetmiş arkadaşlar. Baktığımızda burada bilir, burada da ilim diyor. Cevabımız C seçeneği. İlimden bahsetmiş arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu tarafından bazı peygamberlere gönderilen ve sayfalar anlamına gelen ilahi kitaplara hangi isim verilir? Suhuf adı verilir. Suhuf denir. Bazı peygamberlere sayfalar gönderilmiştir. Bazılarına ve bunun ismi suhuftur. Bazılarına kitap. Hazreti İbrahim'e 10 suhuf gönderdi. Çok güzel. Sözlükte çağırmak, seslenmek, istemek ve yakarmak gibi anlamlara gelir. Yüce Allah Celle Celaluhu yalvarmak ve ondan bir takım isteklerde bulunmaktır. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi baktığımızda çağırmak. Yani işte çok istediğin bir ayakkabı var ya da başka bir şey. Allah'a dua ediyorsun işte. Allah'ım ver. Dua ediyorsun. İstemek, çağır. Yakarmak. Zaten burada seslenmek. Hemen yakalıyoruz cevabımızı. De. Allah'a dua etmek çok önemli. Duamız olmasa hiçbir ehemmiyetimiz yok. Dua, dua, dua. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde takınyanızın bağı dahi kaybolsa Allah Celle Celaluhu'ndan isteyiniz, dua ediniz buyurmuştur. Duanın önemi çok fazladır. Dua ile ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Dua anı kişinin Allah Celle Celaluhu'ya yakın olduğu anlardan biridir. Kesinlikle. Dualarımız sadece sesli olarak yapmalıyız. Sadece sesli mi yapılır? Hayır. Direkt cevabımızı yakaladık. Ve istesem sessiz de yaparım. Sesli ve sessiz yapabiliriz. En makbul olan da sessiz yapmaktır. Özellikle kendi başına, tek başına, gece saatlerinde arkadaşlar. Evet, öğretmen sınıfa nasıl dua etmeliyiz sorusunu yöneltmiştir. Öğrencilerden hangisi bu soruyu yanlış cevap vermiştir? Bakalım öğrencilerimiz ne demiş? Nasıl dua etmeliyiz? Nisa demiş ki Allah Celle Celaluhu güzel isimleriyle dua etmeliyiz. Olur mu? Olur. Muhammed demiş ki temiz ve güzel olan şeylerden istemeliyiz. Doğru mu? Doğru. Aslı da demiş ki sadece kendimiz için dua etmeliyiz. Bence aslında yanlış. Yanlış. Sadece bütün Müslümanlar için, özellikle anamız için, babamız için, kardeşlerimiz için, aile etrafımız için, hepsi için, tüm dünyadaki Müslümanlar için dualar etmeliyiz. Bir de Barış'a bakalım. Barış ne demiş? Gönülden ve gizlice dua etmeliyiz demiş. Kesinlikle çok doğru. Biraz önce söylemiştim Barış olarak zaten. Gizli dua etmek. Cevabımız C seçeneği. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen cümlelerden çıkarabilecek en doğru sonuçtur? Bakalım ne diyor? Güneş ısı ve ışık kaynağıdır. Evet. Gece gündüz sürekli ardı ardına gelir. Evet. Allah Celle Celaluhu yarattığı her varlığa çeşitli görevler vermiştir. Evet. Bunlar görevlerini sürekli olarak ve aksatmadan yaparlar. Bakın evet. Burada bir neden bahsediyor. Evrenin her şey düzen içerisinde olduğundan, evrende her şeyin bir düzeninden bahsediyor. Cevabımız B seçeneği. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Hem yerde hem gökte. Bütün düzen bozulurdu. Bu ayette verilmek istenen ana mesaj nedir? Ana mesaj Allah Celle Celaluhu'ndan başka ilah olmadığıdır. Direkt mesajın kendisi zaten. Devam edelim. Dua ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Dua Allah Celle Celaluhu'ndan istekte bulunmaktır. Doğru. Sevinçleri ve üzüntüleri
Allah Celle Celaluhu ile paylaşmaktır. Doğru. Allah Celle Celaluhu verdiği nimetlere şükretmektir. Allah Celle Celaluhu'nun verdiği nimetlere şükretmek. Tabii ki dua sadece namazlardan sonra yapılır. Yok. Kesinlikle yanlış. Devam edelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Evrendeki varlıklar tesadüfen olmuştur. Bence yanlış. Kesinlikle yanlış. Kesinlikle. Allah Celle Celaluhu her şeyi belli bir düzen içerisinde, kanun içerisinde yaratmıştır. Hiçbir şeye tesadüf yoktur yarattı. Her şeyin yaratıcısıdır. Yaptığımız her şeyi bilir, ilim sahibidir. Her şeye gücü yeter, kudret sahibidir. Ya, yaratıcı da tek bir spor, unutmayalım. Cevabımız A seçeneği. Evet, şimdi şöyle güzelce bir hatırlayalım bakalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanlarla doldurunuz. Her şeyi işitmesi neydi? Semi. Evrendeki her şeyi belirli bir düzen içerisinde yaratmıştır. Kesinlikle düzen içerisinde yaratmıştır. Peygamberlerin hayatlarının Kur'an-ı Kerim'de anlatılması kıssa. Samimi olmak. Dine içtenlikle bağlanmak. Neydi, hatırladınız mı? İhlas. Dua etmek. Allah Celle Celaluhu ile ne kurmaktır arkadaşlar? İrtibat kurmaktır. Çok güzel. Evet, bakalım. Yanlışlara yanlış, doğrulara doğru diyelim. Her şeyi yaratan Allah Celle Celaluhu canlıları da yaratmıştır. Doğru. Allah Celle Celaluhu her şeyi bir düzen içerisinde yaratmıştır. Doğru. İhlas suresinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedilir. Hayır, yanlış. Neden bahsedilir? Allah'tan. Allah'ın tek olduğundan. Allah'ın bir olduğundan. Hadi biraz sonra açıklayacağız onu. Ben o konuda burada güzel bir şey hazırladım. Besmele'nin anlamı Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'nun adıyladır. Doğru mu? Doğru. Dua yalnızca Allah Celle Celaluhu'na edilir. Doğru. Sadece Allah'a edilir. Bakın, İhlas suresinden bahsettik, söylemiştik. Bu bizim için çok önemli. Allah Celle Celaluhu'nun birliğini ve tekliğini, onun eşi benzeri olmadığı anlamına gelir. Allah Celle Celaluhu düşündüğümüz, görüp işittiğimiz hiçbir varlığa benzemez. Allah Celle Celaluhu eş ve ortak olan hiçbir varlık yoktur. O her şeyi var edendir. Ve her şeyin sahibidir. Allah Celle Celaluhu hiçbir şeye ihtiyaç duymaz ama her şey ona ihtiyaç duyar. Yüce Allah'ın özellikleri Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette anlatılmaktadır. Bu özellikleri kısa ve özet bir şekilde İhlas suresinde Yüce Allah bizlere şöyle öğretmektedir. Kul. De ki. Hüvallahu. O Allah. Ehad. Bir ve tektir. Tektir. Allahu samed. Her şey ona muhtaçtır. O. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Evet, samet. Doğurmamıştır. Ondan çocuk olmamıştır. Kimsenin de babası değildir. Bu konuyu çok iyi dinleyin. Bizi yaratandan, yaratıcımızdan bahsediyoruz çocuklar. Kendisi de doğmamıştır. Kimsenin çocuğu da değildir. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Allah Celle Celaluhu varlığı, sıfatları ve yaptıkları hiçbir varlığa benzemez. Onun yardımcısı, eşi, benzeri yoktur. Bu evrende var olan her şeyi o yaratmıştır. Kainat ve içinde bulunan varlıklar ne kadar güzel olursa olsun hiçbiri Allah Celle Celaluhu'na benzemez. Aşağıdakilerden hangisi
Allah'ın, Allah Celle Celaluhu'nun işitme sıfatını ifade eden isimdir. Arkadaşlar neydi hatırlayalım? Semih. Çok güzel. Allah Celle Celaluhu'nun zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemeye, onun tek ve eşsiz olduğuna inanmaya, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnızca Allah Celle Celaluhu için yapmaya, bakın ben bu soruyu çok sevdim. Çok önemli. Çok az kaldı, bitireceğiz ama ben bunu kesinlikle tekrardan okumak istiyorum. Allah Celle Celaluhu'nun zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemeye, onun tek ve eşsiz olduğuna inanmaya, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnızca Allah Celle Celaluhu için yapmaya iman denir. Bir daha düşüneyim. Tevhid inancı. Tevhid. Zatında, sıfatlarında, fiillerinde birleme, onun tek ve eşsiz olduğuna inanmaya, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnızca Allah Celle Celaluhu için yapmaya tevhid denir. İhlas suresinde aşağıdaki konuların hangisinden söz edilir? Hatırladınız mı? Allah Celle Celaluhu'nun birliğinden. Dünyada bütün canlılara, bakın bütün dedi. Bence Rahman direkt. Ya Rahim'i eledik. Şefkat gösteren, mümin, kafir, ayrımı yapmaksızın insanlara merhamet eden, her türlü nimetleri sürekli veren, rahmeti sonsuz anlamına ne gelir? Rahman. Rahman. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Birden fazla ilah olması durumunda evrendeki düzen aynen devam eder miydi? Allah Celle Celaluhu diyor zaten etmezdi. Allah Celle Celaluhu sadece canlı varlıkları yaratmıştır. Yanlış. Yanlış. Her şeyi kullin. Allah Celle Celaluhu'nun yaptığımız davranışları bilmesi, davranışlarımızda dikkatli olmamızı sağlar mı? Doğru. Esma-i Hüsna Allah Celle Celaluhu'nun güzel isimleri anlamına gelen bir kavramdır. Doğru mu? Doğru. Doğru. İhlas Suresi 4 ayetti. Doğru mu? Doğru. Doğru. Hadi bir daha söyleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Manasını sen söyle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kul huvallahu ehad. Allah. Kul. Allah. Kul. O. Kul. De. De ki o birdir. O Allah. Birdir. Eş ve benzeri yoktur. Allahu samet. Allahu samet. Neydi ya, hatırlamıyorum. Neydi? Samet neydi? Hemen hatırlamaya çalışın. Siz de şöyle bir düşünün. Her şey ona muhtaçtır. Ama o hiçbir şeye muhtaç değildir. Lem yelid ve lem yuled. Doğurmamış ve doğmamıştır. Yani evet. Doğmamış ve doğrulmamıştır. Yani kimsenin babası değil. Doğmamıştır ve doğrulmamıştır. Doğurmamıştır ve doğmamıştır. Çok güzel. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ Onun hiçbir dengi yoktur. Evet arkadaşlar. Güzel bir şekilde anlatmaya çalıştık. Konu çok önemli. Allah'a iman etmek, Allah inancı her şeyin önündedir. Bu nedenle bunu detaylı olarak sizlere anlatmaya çalıştık bu dersimizde. Dersimizin sonuna geldik. İnşallah Allah inancından bu konudan kesinlikle çok iyi notlar alırsınız. Bu çok önemli bir konuydu. Sizleri Allah'a emanet edeceğiz. Allah Celle Celaluhu hepinizin yar ve yardımcıları olsun arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İnşallah sınavlarınızdan 100 alırsınız arkadaşlar.
İnşallah özellikle Allah inancından.